Evet millet yeni güncelleme notları ve event notları falan yayınlanmış. Beraber e, gelecek olan güncellemeye bakacağız. E, daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğiz. Arkadaşlar zaten Spider-Gwen'in kategori 4 olarak geldiğinden bahsetmiştim. Bundan bahsetmiş şöyle inelim bakalım neler var. Şimdi ilk olarak gözüme takılan şey şu oldu. E, sneak Peek'lerde maskeli bir şekilde gösterilmişti bu karakter ama... E, sanırım arkadaşlar bu geliştiriciler... Ee, ...insanların tepkisini gördükten sonra maskesiz getirmeye karar vermişler. Çünkü çoğu kişi maskesiz istiyordu. Hani bu görünüşle istiyordu karakteri. O yüzden büyük ihtimalle geri adım attılar. Ee, bu sebepten direkt maskesiz gelecek diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar Çevik ve Kahraman olacak 1050 krisiyle satılacakmış kostümü indirimli bir şekilde ve... E, ...liderlik özelliğini tekrardan alıyor. Son kostümüyle beraber aslında bunu kaybetmişti ama... Yeni kostümle beraber bunu tekrardan alacak ve size bu durumdan da zaten detaylı bahsetmiştim. Demiştim ki eğer bu karakteri lider bir karakter yaparlarsa ve yüksek bir hasar verirlerse oyundaki en değerli karakterlerden biri haline gelecek diye. Ki zaten birazdan tekrardan bahsederim gerekirse. Bu karakterin biraz <laughs> özelliklerine bakalım arkadaşlar. Kostüm etkisi kendisine uyguluyormuş. Tüm saldırılarda %40 artış Defanslarda %20 Tüm hızlarda %5 artış falan İdare eder çok iyi olduğunu söyleyemem Açıkçası bu özelliğin Daha güçlü bir şey olabilirdi Bu karakterin şey Potansiyel yeteneği altın yeteneği var ya O yeteneğinde ne diyor Bakalım Evet. Arkadaşlar şey demiş. Demiş ki e, yetenek etkileri yani bu yetenek için konuşmuş. Yetenek etkileri önceki kostümle aynı demiş. E, ama demiş vuruş sayısında ve e, hasarda artış olmuş. Yani farkı olmuş. Zaten bizim asıl ilgilendiğimiz kısım hasar kısmı olduğu için o yüzden arkadaşlar özelliklerin pek de bir anlamı yok. Çok da önemli değil. Hasarı yüksek oldukça e, ki zaten art Artmış da demişler. E, o yüzden arkadaşlar gayet güzel. Gayet iyi. Gayet de güzel yapmışlar. E, devam edelim. <laughs> e, i̇lk pasifine ne diyor? Kendisine uygulanmış. Kaçınma oranında artış. Fiziksel sağlığı 135'lik bir artış idare eder. E, bu öncekiyle aynı mıydı ya? Bunu tam hatırlamıyorum net bir şekilde ama. Gene bakıp karşılaştıralım. Aslında o şekilde daha iyi olur. Ee, önceden arkadaşlar sadece %25 varmış. Bir önceki kostüm için konuşuyorum. Sadece %25 varmış. Bu %35'lik saldırıyı daha yeni eklemişler. Güzel olmuş. Kategori 2 pasifine bakalım. Kendisini uyguluyormuş. Kesin kaçınma oranında %40'lık bir e, artış. Bunun dışında yetenek hasarda, hasarında %40. Bonus hasarında %30'luk bir artış. Bu önceden 30'u 15'miş. 40'ı 30 yapmışlar. Güzel. <laughs> Şöyle birinci yetenekte çok bir şey yok. Sersem var. İkinci yetenekte A var. Bunlar çok önemli değil. Herhangi bir yerde çok kullanmıyoruz. Üçüncü yeteneğe ama bir bakmak lazım. Ne diyor? Yüzde ee, %30'luk bir can yenileme var. Güzel. Ee, evet. %30 olasılıkla belli delme etkileri var. Arkadaşlar bu belli delme etkileri daha önceden bu karakterde yokmuş. 3'te ee, de yok. 4'te de yok. 5. yeteneği. Hiçbir yeteneğinde yok. Bu güzel olmuş. Yani bu daha çok aslında PvP'de işimize yarıyor. Bilmiyorum PvP'lik yapmışlar mıdır bu karakteri. Daha çok PvP'de yarıyor ama e, gene güzel olmuş. Aynı zamanda bu karakteri süper zırh eklemişler. Bu önceden var mıymış onu da bir kontrol edelim. Evet bu da önceden yokmuş. Bunu da yeni eklemişler. İlginç. Arkadaşlar biraz PvP özellikleri vermişler bu karaktere. Yani önceden de süper zırh yokmuş. Ya da tüm defanslarda artış da yokmuş. Gene 3. yetenekte bunları eklemişler. E, bu da oldukça ilginç. Acaba bu karakteri PvP'lik mi yaptılar biraz? Umarım yapmamışlardır. Çünkü bu karakter arkadaşlar e, PvP'lik olursa inanılmaz işimize yarar. PvP'lik yaparlarsa eğer Pv'den komple çevirirlerse o zaman biraz yazık olmuş olacak bu karaktere. Çünkü güzel PvP karakterleri var zaten. Bu karakteri çevirmelerine hiç gerek yok. E, yani umarım öyle yapmamışlardı. Tabi oyunda tek gene e, bakıp göreceğiz de. Yani biraz PvP'lik özellikler almış onu söyleyebilirim bunun dışında %100 olasılıkla tüm hasara bağışıklık falan filan. ne diyor? Her %1 saldırı için %1.5'lik bir hasar için saldırı artışı var. Bu oldukça iyi. Bu oldukça iyi. Arkadaşlar bir de bu önceden %1 saf hasar her %1 saf hasar için %1 tüm temel saldırılarda artışmış. Bunu 1.5 yapmışlar. Muhteşem bence. Burada güzel bir artış var. Buradan bir şeyler bekleyebiliriz. Çünkü burada bir artış var. Ee, şuradaki hasar artırmışlar. Altın cetanetteki falan. İyi yapmışlar bilmiyorum. Şimdilik güzel görünüyor. Ee, evet. Başka bir şey var mı burada? Yok. Güzel. Ee, başka ne vardı? Sersemletme var. Bu çok şeyde... İttifak Savaşı'na falan çok işimize, işimize yaramaz da... Şurası yarayabilir. Arkadaşlar şok özelliği var ki bu bizim e, ee, ittifak savaşının efsanevi modunda işimize yarayacak. Oldukça güzel. E, ee, sersemletme ve A etkileri oralarda çok işimize yaramaz. Uygunca olan kendisi dokunmazlık. Tüm saldırılarda ve tefasada %30'luk bir artış. Evet. Bunu kendisine uyguluyor değil mi? Hmm. Arkadaşlar önceki kostümde, bir önceki kostümde bunu ortak yaşar müttefikleri uyguluyormuş ama daha az oranda uyguluyormuş. %5, %5, 5 uyguluyormuş. Bu sefer kendisini uyguluyor. %30, %15, %15. Bence böyle daha güzel olmuş. Yani dördüncü yeteneği kullanacaksınız da karakterlerinizi etkileyecek de bir de %5, %5 etkiyormuş. Boş iş bence. Ee, hiç gerek yok öyle şeylere. Bu çok daha iyi. Bence bunu daha güzel yapmışlar. Güzel kendisinde belli etkileri var. Yani kesinlikle gelişim var karakterde onu söyleyebilirim. Daha son bu arada bu karakter evet fiziksel, dedim fiziksel hasar mı veriyor yoksa elektrik hasarı falan mı veriyor? Çünkü şurada bir like demiş falan bir şey demiş de e dedim acaba elemental mi çevirdiler? Yok, elemental değil arkadaşlar. Yani bu karakter yargı falan kullanamayacağız orası kesin. <laughs> Devam edelim. Beşinci yeteneğinde A etkisi var. Kırık etkisi var. Bu diğer güzel özelliklerinden biri arkadaşlar. Çünkü bu karakter de bizim ittifak Savaşı'nın efsane modunda işimize yarayacak. Yani ittifak Savaşı'nın efsane modunda 3 sezondan ikisini sağlıyor. Kırık ve şok sezonlarını sağlıyor. Kapan özelliği yok bu karakterde. O yüzden de hani kategori 4'e falan basarsak e, kapan özelliğine sahip bir karakteri yardımcı karakter olarak kullanabiliriz. O açıdan e, orayı bir o şekilde toplayabiliriz de. E, onun dışında iki sezonu sağlıyor. Ama ittifak savaşının süper modu için biraz eksiği var. Çünkü felç etme var. Bir sezonu sağlıyor ama... Şey yok. E, susturma yok ya da yakma yok bu karakterde. Bu iki özellik eksik. E, bu, bu da şu demek oluyor. Süper modda da 3 sezondan ikisinde etkili olmayacak. yani En azından iptal etme yeteneği yok. Belki dediğim gibi kategori 4'e basarsanız o şekilde düzeltebilirsiniz. O açığı kapatabilirsiniz ama kategori 4'e basmazsanız o sezonlarda biraz eksik kalabilir. Ee, i̇lginç. Bakalım onu da göreceğiz. Devam edelim. Başka ne diyor? Aktif buffları kaldırma özelliği varmış. Güzel. Ugun olacak olan kendisi e, bir saldırı için temel hasarı %120 artırır. Bu önceden %50'ymiş %120'ye çıkarmışlar. Oldukça güzel. Bir de önceden 5. yetenekte şu özelliklerin hiçbir yokmuş. Bunları da yeni eklemişler. Evet arkadaşlar karakterde baya bir gelişim var. Onu söyleyebilirim. Güzel geliştirmişler. Umarım sağlam olmuştur. Ben onu ümit ediyorum biraz ama tam kesin olarak da emin değilim. Devam edelim. Ee, arkadaşlar kat karakterin kategori 4 yeteneğinden biraz bahsetmişler. Demişler ki kategori e 4 yeteneği kullanıldığı uygulayacak olan kendisi 30 saldırıdan kaçınır. E evet işte kaçınma oranı kadar kaçınma oranı %30'u kadar hasarda falan artırır tarzı bir şey diyor. Kaçındığı miktara göre değişiyormuş. Yani idare eder denilebilir. Oyunda daha net görmek lazım bu özelliği. Diğer özellik de şu. Kendisinin uygulayacağı %35'lik bir zincir darbe hasarı artışı. Muhteşem bir özellik arkadaşlar. Buna diyecek hiçbir şey yok. Yani zincir darbe hasarı çok önemli bir özellik. Çok yüksek hasar verebiliyorsunuz bu özellik sayesinde. Eee... Tabii ki vuruş sayısı da bunu etkiliyor ve burada 6. teninde vuruş sayısını da artırmışlardı. Bu da bu hasarın daha da fazla etkileyeceği anlamına geliyor. Yani arkadaşlar karakteri sağlam yapmışlar gibi sanki. Bana öyle geldi bilmiyorum. Oyunda tekrar görmek lazım ama şimdiye kadar bu karakteri oldukça beğendim. Gelelim artifakta. Ne diyor? Uygun olacak olan kendisi ee, bu arada akt aktivasyon şeyi neymiş? %20 olasılıkla kaç kaçındığında %20 olasılıkla uygun olacak olan kendisi rakibin kaçınmasının %20 kadarını yok sayar falan filan daha sonrasında hedeflemeyi yok say etkisine etçe hedeflemeyi yok say uygulayan düşmanlara saldırma olana falan tanıyormuş arkadaşlar bu biraz şey pvp'lik bir artefakt eğer bu karakter pve'lik bir karakter olursa pv'de sağlam bir karakter olursa ve biz bu karakteri pvp'de kullanmaksak bu artefakta hiç gerek yok ama yok PvP'lik yaptılarsa bu artefakt gerekebilir. Tabii ona da oyunda bakacağız. Ee, yeni kostüm koleksiyonu gelmiş. Arkadaşlar bu ödül için hiç değmez yani hepsini kasacaksınız. Da yani çok gerek yok. Geçiyorum. Bir de bir takım geliştirmeler falan filan yapmışlar. Ee, yani çok önemli bir şey var. mı? Black Widow'un kategori 4 yeteneğini falan biraz düzeltmişler. Başka bir şey işte şeyde kank baş düşmanı da bir iki bir şey düzeltmişler o kadar çok önemli bir şey yok ee, Devam edelim şöyle bir paketlere falan bakalım Arkadaşlar ilk olarak biz böyle Saçma sapan sandıklar var 330 kristal 2 tane sandık 3 dolar Burası 10 dolar Çıkabilecek ödüller de çok iyi değil bunu geçiyorum Kesinlikle almayın Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir durum vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz ben size demiştim ki 3000. gün etkinlikleri gelebilir demiştim ve 3000. gün etkinlikleri geliyormuş. Umarım iyidir. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir paket satışa çıkarıyorlar. 100 dolar. Oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. 100 dolar bizim paramızda 2500-2600 lira falan yapıyor herhalde. O da az para değil yani bilmiyorum buna vermeye değermiş. E, ee, 3000 kristal veriyorlar. 6 tane seçici Odin kutsaması veriyorlar ve 2 tane geliştirilmiş CTP sandığı veriyorlar. Yani bu da ne demek oluyor? 3000 kristal güzel. Odin kutsaması 6 tane seçici yani idare eder. Hani bu fiyata kesinlikle değecek bir şey değil ama şu sandık eğer ki başarılı geliştirilmiş CTP ise değebilir. Ama yok hani normal geliştirilmiş CTP ise değeceğini düşünmüyorum. Burada ne demişler? Evet. Ha. Arkadaşlar ikisini de alma şansınız var. Yani şimdi mesela ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki bu seçici olsaydı ve seçici CTP sandı olsaydı. Yani bu direkt rastgele verecek de. Eğer seçici CTP sandığı olsaydı ve bu CTP'ler başarılı geliştirilmiş CTP yani mükemmel CTP olsaydı Deyebilirdi Ama hem bunları rastgele veriyorlar hem de başarısız ya da başarılı geliştirilmiş CTP alabiliyorsunuz. İş şansınıza bağlı olarak değişecekmiş. Yani değer mi emin değilim ya. Ben değeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani ben olsam şahsen almazdım. Tabi sizi bilemem. Yani çünkü bana kalsa ben buradan öfke falan alırım. Hadi en kötü yargı falan alırım ama. Saflıkla çıkabiliyor, yıkımla çıkabiliyor, otoriteyle çıkabiliyor. Aslında güzel CTP'ler var. Hiçbiri kötü değil aşın falan da olabilir ya da sabır falan da olabilirdi ama güzel CTP'ler koymuşlar ama ama başarılı gelişim yani mükemmel CTP de değil. Onu söyle yüce CTP bir de herhalde mükemmel CTP var. Ee, yani bilmiyorum başarılı geliştirmiş olsaydı belki bir ihtimal diyecektim ama bence alınacak bir paket değil. Ee, arkadaşlar bu paketi almadan ikinci pakete geçemiyorsunuz bunu söyleyeyim burada da kategori 4 malzemeleri veriyor normal oyundaki paketten daha fazla malzeme veriyor aynı fiyata ama işte sıkıntılı kısmı ilk paketi satın almanız gerekiyor. onu almadan bu pakete geçemiyorsunuz. O yüzden hani 5000 lira falan iki pakete verecek olan arkadaşlar var. onu bilemem ama ben yani muhtemelen almayacağım. Üçüncü paket de arkadaşlar bunlar çok önemli ödüller olduğunu düşünmüyorum. Hani kılıçlarını adama kıllı böyle sağlam bir şekilde onlarla uğraşan varsa hani sağlam bir şekilde geliştirmek isteyenler varsa değerlendirebilirler 100 dolar. Ama yani ben ben olsaydım bunda kesinlikle. Hadi şu ikisi neyse de bunu hayatta vermem yani. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Devam edelim. Evet. 10 dolar arkadaşlar. 1000 kristal mega kategori 2 bileti ve 1000, 1 milyon altın. Eğer ki çok kıtlık yaşıyorsanız bu e, biletten o zaman belki değerlendirilir onun dışında gerek yok. Bu paketi almadan ikinci pakete geçemiyorsunuz onu söyleyeyim. İkinci pakette de size 20 dolara seçici 4 yıldızı artefak 2000 kristal ve 2 milyon altın veriyor. Bu artefak beni çok cezbediyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuzdur ben çok uzun zamandır karnıca artefaktı istiyorum bir türlü gelmiyor. E, yani şunu alıp karnıca takasım var 4 yıldız seçici artefaktı. Ee, ama işte ilk paketi de satın almak gerekiyor. O da 30 dolar yapıyor toplamda. 30 dolar da 20 ile çarpsanız 600 ya 1000 liraya yakın para yapıyor işte 25 tane hesaplarsanız. Ee, bilmiyorum yani onun da o da biraz sıkıntı tabi. Hani bilmiyorum değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Ben de duruma göre bakacağım. Ama karnıcı artefaktını uzun zamandır istiyorum ben. Hani daha güzel artefaktlar var aslında arkadaşlar. Bu arada hani e, oyunu çok iyi bilmeyen arkadaşlar beni o konuda yanlış anlayabilirler. Hani e, oyundaki en iyi artefaktın Carnage artefaktı olduğunu falan sanabilirler. Aslında alakası yok. E, Carnage artefaktı güzel bir artefakt ama daha güzel artefaktlar da var. Ben de en eksik olan artefaktlardan biri o olduğu için söylüyorum. Yoksa hani Jean artefaktı gibi çok güzel artefaktlar da var. Onlar da değerlendirilebilir. E, ben sadece bana lazım olduğu için diyorum. O yüzden belki bir ihtimal olabilir değerlendirebilirim Üçüncü arkadaşlar ilk iki paket neyse ama üçüncü paketi kesinlikle almayın Çünkü mega kategori 3 bileti veriyorlar Güzelmiş gibi görünebilir ama kategori 3 basmak o kadar zor bir iş değil artık O yüzden de hiç gerek yok bence hiç bulaşmayın Devam edelim ee, Bir de şöyle bir paket varmış arkadaşlar bunlara hiç gerek yok Yani şunlara 30 dolar verecek kadar zengin olan var mı bilmiyorum ama Gereksiz yani zengin olsanız bile gereksiz arkadaşlar bunlara bu kadar şey verilmez hiç gerek yok kolay kasılan malzemeler. Ee, kahraman sandığı 1500 kristale e, kategori 2 spider gun falan veriyorum arkadaşlar kesinlikle almayın bu karakter zaten ücretsiz çok kolay kasıyorsunuz gerek yok. Daha sonrasında e, şöyle bir paket var rezalet bir paket e, 50 dolara saçma sapan ödüller veriyor kesinlikle es geçin. Daha sonrasında evet burada da 500 kristale saçma sapan ödüller. Bunlara direkt geçim üzerine durmaya bile gerek yok. Burada ne var? Gene bu biraz fena değil. Hani kristal ihtiyacınız varsa bir ihtimal değerlendirilebilir. Yine bu da aynı şekilde. Yine bu da aynı şekilde. Başka bir şey. Buralar biraz boş. E, buralar da biraz boş. Evet şu şu e, belki bir ihtimal değerlendirilebilir şu kategori 4 paketleri. Her zamanki paketler arkadaşlar ihtiyacınız varsa hani diyorsanız ki ben kategori 4 kasmak istiyorum o zaman olabilir. Onun dışında çok gerek yok. Bir de şöyle bir şey varmış. Evet bu paketi de 30 dolar buna da 80 dolar buna da hiç gerek yok. Bir de etkinliklere bakıp videoya yavaştan bitirelim arkadaşlar. Bütün kostümleri %40 indirim geliyormuş. Kostüm ihtiyacı olan arkadaşlar değerlendirebilirler. Güzel devam edelim. Arkadaşlar 3000. gün e, özel token etkinliği geliyormuş. Çarşamba başlayıp işte ayın 22'sinde falan bitecekmiş. Güzel. E, arkadaşlar bu etkinlik 10 gün boyunca devam edecek. Toplamda 300 token kazanabileceğiz. Bu 300 token'e neler alabiliyorsunuz? Çok güzel ödüller yok ama şu iki ödül beni çok cezbetti. Çok güzel ödüller. Size de zaten o konuda tavsiye edeceğim. Şimdi arkadaşlar. Bu beni biraz düşündürttü. Şu şunları bize vermeleri. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu iki karakter de özel karakterler. Para vererek aldığınız karakterler. Yani gene Ironheart'ı bir ihtimal zorlasanız belki boyut görevinden falan kasabilirsiniz ama Rescue'nun imkanı yok. Ee, hani boyut görevinden falan da kasamıyorsunuz. En azından ben öyle hatırlıyorum. Gene bir bakmam lazım ama. Şöyle. Ee, bildiğim kadarıyla Rescue'yu kasamıyoruz. Yani bize iki özel karakteri arkadaşlar burada ücretsiz bir şekilde veriyorlar diyebilirim. Arkadaşlar baktım da Rescue yokmuş ya. Rescue yani komple özel bir karakter. Hani hiç şeyle dalamıyorsunuz. Hani şansınıza falan da çıkaramıyorsunuz. bunu direkt para yatırarak almanız gerekiyor. Yani bu oyunda bize bunları ücretsiz bir şekilde iki karakteri de açmamıza olanak sağlıyor. Bir tane biyometrik 10 token, 5 tane biyometrik 50 token. 50 token'e siz bu karakteri açabiliyorsunuz. Açtıktan sonra kasması kolay oluyor. Açması biraz problem. Açtıktan sonra kasması kolay oluyor. Ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu oyun son 6-7 özel karakteri bize ücretsiz olarak verdi. Oyunu düzenli oynayan arkadaşlar bilirler. Bir şekilde almamızı olanak sağladılar yani. Son 6-7 karakteri o şekilde verdiler. Üstüne bir de arada böyle etkinlikler yapıp gene özel karakterler vermeye devam ediyorlar. Ve bu da muhteşem bir şey. Yani çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü oyun oyunu hani bazı karakterler almak için ya da oyunda güçlenmek için para yatırmanız gerekmiyor. Yani gitgide artık iyice şeye dönüyor. Hani iyice işte para yatırmadan gelişebileceğiniz anlamına geliyor. Mesela Rescue belki çok olmayabilir ama Ironheart yani demir yürek karakteri aslında oyuna çok değerli bir karakter ve pek çok arkadaşın da elinde yok hani açmak için çok uğraşıyorlar işte boyut görevinden falan kasmaya çalışıyorlar. E, açamayan arkadaşlar var hala ve değerli de bir karakter. Mesela direkt açabilecekler. Muhteşem bir şey. Yani ben oyunu bu konuda takdir ettim. Hani git gide artık e, biraz daha oyunculara yardımcı olmaya başladılar. Benim hani bu oyunu kınadığım nadir noktalardan biri şey. E, kristal mevzusu. Bence kristali biraz az veriyorlar. E, hani o, o konuda da mesela biraz gelişim sağlasalar bir yerlere işte kristal ödülü falan ekleseler bence güzel olur. Ee, hani o şekilde daha da iyi olur oyun ama hani yavaş yavaş şey yapıyorlar böyle iyice yola geliyorlar gibi bilmiyorum Hani o e, bu durum için nasıl bir tabir kullanılır ama bayağı iyi bir yolda gidiyorlar arkadaşlar şimdiden iki özel karakteri veriyorlar ve bu başlangıç gibi görünüyor yani e, daha sonraki etkinliklerde... Işte yeni karakterler geldikçe yeni etkinlikler geldikçe farklı farklı özel karakterleri de ücretsiz bir şekilde verebilirler ya, bu iyi bu iyi işaret arkadaşlar onu söyleyeyim muhteşem bir şey yani ee, ve bu token etkinliği konusunda size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu karakterlere ilgi duymuyorsanız bile mutlaka açın. Yani ileride bir güncelleme zaten Demir Yürek karakteri şu anda çok güzel bir e, lider karakteri. Lider ve destek özelliği var zaten bu karakterin açılması lazım. Rescue belki o kadar gerekmeyebilir diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar kesinlikle açmanız lazım. Çünkü ileride bir güncelleme alır bir şey olur. Açmadığınızda çok pişman olabilirsiniz o yüzden mutlaka açın en kötü zaten bu karakteri gölge diyarda falan her türlü kullanacaksınız e, O yüzden de açın kenarda dursun yavaş yavaş kasarsınız çok acelesi yok e, Yani toplamda arkadaşlar 50-100 token bunlara harcayıp bu karakterleri açsanız geriye 200 tokeniniz kalıyor Bu ikona bilmiyorum çok e, bayılan arkadaşlar varsa alabilirler ama benim çok hoşuma gitmedi isteyen bunu da değerlendirebilir. Ee, i̇şte geriye 200 tokeniniz kalıyor. Buradan hangisi ihtiyacınız var, varsa arkadaşlar harcayın gitsin. Zaten ödüller çok iyi değil. Buradan e, değecek şu ikisi var sadece. Diğerleri çok hoşuma gitmedi benim. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Evet sanırım bunu da geçtik. Ee, arkadaşlar büyüme bonus görevi geliyormuş. Çok önemli bir şey yok. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş. Spider-Man karakteri için kristal ödülü veriyormuş. Kassanız iyi olur. Biraz kristal alabilirsiniz enerji bonus görevi geliyormuş güzel aynı ödüller Her hesaba karanlık karantinatları non karanlık taşı yollanacakmış güzel Arkadaşlar Bu özel çizgi roman kartları kartlarında çıkma şansında artış geliyor işte Bu karakterlerde sandığa ekleniyor falan Hani değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir ama çok ezen değil bence Artefakt çıkarma ücretinde indirim geliyormuş Gene bunu da değerlendirebilirsiniz 7 gün giriş etkinliği giriyormuş. bu sefer kırsal ödül veriyorlar gayet güzel değerlendirilebilir ee, Bir de arkadaşlar bir sandık gelecekmiş her gün 3000 altına bu sandıktan açabiliyormuşuz Her gün sadece bir tane alabiliyoruz sanırım Evet ee, Her gün bir tane 3000 sanda, şey, 3000 altına alabiliyoruz Fena olmayan ödüller var güzel ödüller var güzel değerlendirilebilir ee, Arkadaşlar şey Özel ekipman çıkarma ücretinde %50 indirim görüyormuş. Bu da güzel değerlendirebilirsiniz. Ee, başarılı geliştirilmiş CTP alma şansında %21'lik bir e, şey, çarpı 3 etkinliği var. Yani %21'e kadar bir şansınız olacak. <laughs> Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilirler ve haberler bu kadar. Evet millet sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirsin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.